Merhabalar. Bugün farklı bir formatta ilerleyeceğiz. Bugünkü konumuz aile yasası. Daha çok boşanma hükümleri. Biliyorsunuz ülkemizde birçok vatandaşımız aynı zamanda Türkiye vatandaşı. Dolayısıyla yapılan değişikliklerle de en çok soru alan kısım buradaki boşanmaların Türkiye'deki geçerliliği, Türkiye ile burası arasındaki farklılıklar, boşanmanın mali sonuçları. Bugün bu konularda bizi aydınlatabilecek ve fikir teatisi yapabileceğim çok değerli bir meslektaşım var. Yanımda tabii o akademik kariyerde olduğu için benden çok daha farklı ve üstün bir konumda uygun görseniz. Öncelikle hoş geldiniz demek istiyorum. Hoş geldiniz Ömer Bey. Çok teşekkür ederim. Ekran başında bizi izleyenler sizi tanımıyorlar. Dolayısıyla kendinizden biraz bahsedebilirseniz. Tabii ki. Doçent Doktor Ömer Bağcı. Şu an için Adakent Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Medeni Hukuk Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi olarak çalışıyorum. 2002 senesinde Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldum. Ardından fakülteyi bitirdikten sonra lisans eğitimini 2004 yılında Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesinde akademik kariyerime başladım. Eş zamanlı olarak yüksek lisansımı yine Galatasaray Üniversitesi'nde tamamladım. Yeditepe Üniversitesi'nde, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'nde, Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde ve bugün içinde Kıbrıs'ta, güzel Kıbrıs'ta diyelim, Adakent Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde görev yapmaya başladım. Kıbrıs'a ilk bu vesileyle, yani Adakent Üniversitesi vesilesiyle geldim ve ne mutlu sizlerle tanıştık. Gönül istiyor ki tabii ki, yani adada faaliyet yürüten ama bir yandan da Türk hukukunu ve uluslararası hukuku öğretme gayesinde olan bir fakülte, bu sadece Adakent için de değil, diğer bütün Kıbrıs'ta faaliyet gösteren hukuk fakülteleri için geçerli. Sizin gibi kıymetli meslektaşlarımızla, Türkiye Cumhuriyeti devlet yasalarıyla Kıbrıs Cumhuriyeti, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yasalar arasındaki benzerlikleri, farklılıkları ortaya koymak sanırım bizler için de çok faydalı olacak. En azından ben de yavru vatan dediğimiz, kendimizin bir parçası gördüğü Kıbrıs Türklerinin aile hukukunu sayenizde öğrenmeye başlayacağım. O yüzden çok teşekkür ediyorum size davet ettiğiniz için. Tabii başlar başlamaz önce izleyicilerimizin hukuk mezunu olmadığını göz önünde bulundurarak bir ekleme yapmak istiyorum ben. Türkiye'deki mevzuatta aile hukukuna ilişkin hükümler medeni hukuk ve medeni kanun içerisinde düzenleniyor. Bizdekinden farklı. Bizde çünkü aile yasası her konuya ilişkin ayrı yasalar şeklinde, belli bir yasanın altında değil. Dolayısıyla sizin esas uzmanlık alanınız medeni hukuk kürsüsünde olmakla birlikte aile hukukuna ilişkin. Doğru mudur? Esasında Türkiye'deki sistem bunu zorluyor. Bizde aile hukuku başlı başına ayrı bir kanunla düzenlenmiş değil. Yani evlenme hukuku diyebileceğimiz, boşanma hukuku diyebileceğimiz, mal rejimi hukuku diyebileceğimiz ayrı kanunlar, elbette var özel kanunlar ama ana çatı Türk Medeni Kanunu. Dolayısıyla bir medeni hukukçunun esaslı uğraş alanlarından bir tanesi ve belki de en temellerinden bir tanesi aile hukuku olarak karşımıza çıkıyor. Ben de yaklaşık fakülteden mezun olduğum 2002 senesinde yeni Türk Medeni Kanunu daha yeni yürürlüğe girmişti. Uygulaması çok yeniydi. Dolayısıyla o günden beri aile hukuk alanında çok ciddi değişiklikler yapıldı çünkü. Aile hukuku sorunlarıyla uğraşıyorum. O alanda çalışmalar yapıyorum. Ve uzun yıllardır da yaklaşık herhalde bir 10 yılı geçti. Aile hukuku dersleri anlatıyorum. Çeşitli üniversitelerde. Güzel. Şimdi bizim tabii bu konuyu irdelemek istememin en büyük sebebi bir ülkede evlenen ya da boşanan bir kişinin evliliğinin ya da boşanmasının bir başka ülkede geçerli olabilmesi için tanıma tenfiz adını verdiğimiz bir işlem gerekiyor. Dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bir şekilde yaşadığı için veya vatandaş olduğu için veya burada boşanmayı tercih ettiği için boşanan kişilerin bu hükmü sonrasında aynı şekilde Türkiye'de de tanıtıp sonuç elde etmesi gerekiyor. Tabii bu noktada bizim karşımıza çıkan bazı soru işaretleri var. Türkiye vatandaşlığı da olan bir kişi, çift uyruklu bir kişi boşanmak için geldiğinde bir sonraki adımın ne olduğunu sorguluyor genel olarak ve buradaki boşanmayla işlemin sonuçlanmayacağı. Çünkü
bir evliliğin geçerli olabilmesi için evlilik yasakları var. Sanırım sizde de aynı şekilde. Aynı şekilde, benzer şekilde kaleme alındığını biliyorum. Evlenebilmesi için kişinin evli olmadığını ispat etmesi gerekiyor. Dolayısıyla kesinlikle. Buradaki bir boşanmadan sonra eğer kişi çift uyrukluysa ve Türkiye vatandaşıysa aynı zamanda alacağı nüfus kayıt örneğinde orada evli göründüğü sürece burada boşanmış olmasına rağmen yeniden evlenme şansı yok. Dolayısıyla o ara süreç aynı kişiyle bile evlenecek olsa o ara süreç ona engel oluyor. Aynen. Dolayısıyla bizim bu noktada da tabii biliyorsunuz bir kanun mahkeme hükmünün tanınabilmesi için ve geçerli sonuç doğurabilmesi için kamu düzenine aykırı dediğimiz bazı şeyleri de içermemesi gerekiyor. Bu noktadan başlayacak olursak sizdeki boşanma davaları nasıl oluyor? Önce bir siz bize anlatın, sonra ben buradaki sisteme ilişkin bazı bilgiler vereyim. Evlenme, malumunuz yani Türk hukuku bakımından şunu bütün dinleyicilerimizden ilk olarak şunu paylaşmak isterim. Evlenme hukuku, aile hukuku, nişanlılıkla birlikte başlayıp mal rejiminin tasfiyesiyle birlikte sona eren bir müessese ve bu kuruma ilişkin çoğu kanun hükmünün biz emredici nitelikte kaleme alındığını görüyoruz. Yani evlenmenin gerek geçerlik şartlarına ilişkin olsun, gerek evlilik birliğinin devamına ilişkin olsun, gerekse evlilik birliğinin sona ermesine ilişkin hemen hemen çoğu hükmün emredici nitelikte, yani tarafların aksini kararlaştıramayacakları nitelikte kaleme alındığını görüyoruz. Hatta emredici nitelikte olan bu hükümlerin bir kısmının Özlem Hanım bir boyut daha üste çıkartıldığını tabiri caizse. Yani onlara aykırı herhangi bir işlemin, en ufak bir işlemin dahi hoş görülmediğini söyleyebiliyoruz. Biz bu işleme, bu hükümlere kamu düzeninden olan hükümler diyoruz. Dolayısıyla bizim Türk hukukumuzda da gerek evlenme hukuku, gerek boşanma hukuku, yani aile hukukuna ilişkin normların çok büyük bir kısmının kamusal nitelik taşıdığı, kamu düzeninden olduğu da söylenmeli. Lafı hemen boşanmaya getireceğim ama boşanmanın bir adım öncesinde daha evlilik kurulurken bile yasa koyucu pek çok kural getiriyor. Mesela bildiğim kadarıyla Kıbrıs'ta mümkün olan eşcinsel evlilikler bugün için Türk hukuku bakımından mutlak yasak olarak kabul ediliyor ve bu husus kamu düzeninden görülüyor. Keza gene malumunuz eski dönemlerde sıklıkla karşımıza çıkan çok eşli evlilikler Türk hukuku bakımından mutlak bir yasak ve kamu düzeninden bir yasak olarak öngörülüyor. Dolayısıyla biraz önce bahis açtığınız mesela Kıbrıs'ta boşanma davası gerçekleşmiş. Acaba bu çift Türk hukuku bakımından da boşanmış kabul edilecek mi noktasında elbette bir tanıma ve aynı zamanda buradaki boşanma hükmü bir ifayı içeriyorsa, bir mal alıp verilmesini içeriyorsa aynı zamanda temfizi de talep edilecek. Hal böyle olunca da Türk mahkemelerinin yasa gereği anılan boşanmaya ilişkin hükmün kendi kamu düzeniyle ilgili olup olmadığını kontrol etme hakkı doğuyor. Demek ki bu Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olur, aynı zamanda çifte vatandaş, bir Alman vatandaşı da olabilir, bir Amerikalı vatandaş da olabilir. Türk hukuku bakımından aile hukukuna ilişkin kurallar ekseriyetle kamu düzenine ilişkin olduğu için tanıma ve temfiz dosyaları bakımından bu hususun özellikle gözetilmesi gerekiyor. Mesela Türk hukuku bakımından boşanma mutlak bir haktır. Şahsa sıkı suretle bağlı bir haktır. Ve örneğin belki başka hukuklar izin verecek olsa bile Türk hukukunda eşlerin Katolik nikahında olduğu gibi ilelebet evliliği devam ettirme zorunluluğu yok. Elbette kimi hukuk dallarına göre biraz sıkı tutmaya çalışıyoruz. Yani sonuçta rahmetli bir hocam hep şöyle anlatırdı bu dersi. Nişanlanma, nişanlandıysan evlenme, evlendiysen boşanma şeklinde. Tabii espri ama gerçekten de bir kere aile birliği kurulduktan sonra da biz boşanma hukukunu ne kadar kolaylaştıracağız? Yani boşanma işlemlerini taraflar ne kadar çabuk ve zahmetsiz yapabilecekler? Bu 10 yıllardır hem meden hukuk hocalarımızın hem toplumun değişik kesimlerinin, sıradan vatandaşın, siyasetçilerin hep meşgul olduğu bir soru.
Ama bizim hukukumuz bakımından bugün genel kabul gören ilke, evet, insanlar nasıl ki serbest iradeleriyle bir boşanma akdi gerçekleştiriyorlar. Yine serbest iradeleri, özür dilerim, evlenme akdi gerçekleştiriyorlar. Yine serbest iradeleriyle pekala boşanabilirler. Ama evet, biz Katolik hukukuna tabi değiliz. Yani Katolik hukuk kelimesini kullanmamın da yegane sebebi var. Dünyada henüz kendi özgün hukuk sistemlerini kurmamış kimi kabilelerde, küçük azınlıklarda ya da bir devlet haline dönüşmemiş gruplarda örneğin ne görebiliyoruz? Evliliğin boşanmanın hoş karşılanmadığını, boşanmanın yasaklandığını görüyoruz ama sistematik geçmişten beri büyük bir hukuk sistemi olarak Katolik nikah dediğimiz nikahta boşanma hiç hoş karşılanmıyor, yasaklanıyor ya da çok kısıtlanıyor. Elbette bugün öyle değil. Türk hukukunda boşanmakta eşler serbest. Ama bunun içinde bazı gerekçeleri olması lazım ve bazı şeyleri göze alması lazım. Bizim boşanma hukukumuz 161. maddeden başlar, 166. maddeye kadar belli boşanma sebepleri sayar. Önce zinayı sayar, ardından pek kötü muamele ve hayata kastı sayar. Ardından onur düşürücü, küçük düşürücü suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürmeyi sayar. Ardından terk sebebini sayar, ardından akıl hastalığını sayar ve son olarak da genel boşanma sebebi dediğimiz 166. maddesinde aslında 3 farklı boşanma sebebini düzenler. Bunlardan birincisi evlilik birliğinin temelinden sarsılması gerekçesi. İkincisi fiili ayrılık dediğimiz müessese. Üçüncüsü de anlaşmalı boşanma dediğimiz müessese. Anlaşmalı boşanma müessesesi Anglo-Sakson hukukuna tabi ülkelerle kıta Avrupası hukukuna tabi ülkeler bakımından hemen hemen yeknesak, birbirine çok benzer tarzda kaleme alınmış bir boşanma sebebi olarak karşımıza çıkıyor. Evlilik birliğinin temelinden sarsılması, eşlerin artık evliliğin temelinden zedelendiği hallerde, hani hep derler yani kötü giden bir evliliği devam ettirmek boşanmaktan daha hayırlı değildir. Evet, eski hukukçular, beni de yetiştiren İstanbul Hukuk Fakültesi'nin ilk hocaları bu konuları bize açıklarlarken boşanma caizdir, caiz olan şeylerin en kötülerinden birisidir diye anlatırlardı. Bugün için mevcut sistemde hukuken meşru görülen bu hak ancak kanundaki gerekçeler gerçekleşmişse kullanılabiliyor. Yani hiç kimse durduk yere efendim ben evlendim hiçbir şey hiçbir sonuca katlanmadan evlendiğim gibi boşanır giderim diyemiyor. Şimdi sözünüzü balla kesip, tabii siz öğretim görevlisi olduğunuz için, ders söylemeye de alışkın olduğunuz için birazcık daha... Çıkıyorum o formattan. Formattan çıktınız. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Bizim mevzuatımızda belli başlı boşanma sebepleri sayılıyor ki sizinle program öncesinde de konuştuğumuz gibi bizde genel hatlarıyla belirlenmiş. Evet. Ve açıkçası söylediklerinize binaen benim ekleyebileceğim şey, evet... Evlilik korunması gereken bir kurum, evet aile korunması gereken bir kurum ama aile vasfını ortadan kaldırmışsa ki bu sizde de aynı, bizde de aynı anladığım kadarıyla evliliğin devamında herhangi bir gerek aile mensuplarına gerekse kamuya korunacak herhangi bir şey kalmadıysa o zaman o evliliğin sonlandırılması noktası ki zaten yasaların genel olarak düzenlenmesine baktığınızda yasalar ve yasa koyucu toplumun kurallarını ve toplumu daha ileriye götürmek için, daha az zarar görmesi için ki bizde anayasada kadının korunmasına ilişkin bir takım hükümler var. Buna binaen getirilmiş birçok düzenleme var. Buna yönelik olduğuna düşünecek olursanız zaten toplumun gelişimiyle bazı şeyler de gelişiyor, bazı kurallar getiriliyor. Yürürlükte kalmasında fayda kalmayan şeyler de ortadan kaldırılıyor. Şimdi bizdeki boşanma, esas benim size sormak istediğim nokta şuydu. Bizde de nişanlılıkla ilgili hükümler var. Hatta nişanlıdan ayrılma durumunda verilmiş olan hediyelerin niteliğine göre bununla ilgili talepte bulunma hakkı var, dava hakkı var. Herhangi bir tazminat doğuracak şekilde, çünkü nişanlılık bizde evlenmeye söz verme olarak nitelendiriliyor. Dolayısıyla bir akit gibi değerlendirecek olursanız, üzerine düşen yükümlülüğü yerine getirmiyor, benimle evlenmiyor noktasından sözleşmeye aykırılık gibi en basit anlamda algılanıp da dava açabiliyorsunuz. Ama orada da şöyle bir ayrım var ilginç bir şekilde. Eğer
kendisinden ayrılan nişanlı bununla ilgili bir dava açmak isterse gördüğü zararı gösterecek şekilde, ki uygulamasını meslek hayatımda, 16 yıllık meslek hayatımda hiç görmedim. Ben yaşadım. Ben görmedim. Ben gördüm. Yani kendim yaşamadım ama gördüm. Türkiye'de dolayısıyla böyle bir noktada dava açılabiliyor. Ama eğer o kişi vefat ederse o dava açma hakkı ailesine geçmiyor. Dava açtıktan sonra vefat ederse o davayı yürütmeye devam etme hakkı geçiyor. Böyle ilginç düzenlemeler de var artık. Nişanlılıkla ilgili. Boşanma davalarıyla ilgili olarak öyle bir özel düzenleme yok. Çünkü ölümle evliliğin zaten sona erdiği kabul ediliyor. Evet. Boşanmayla ilgili olarak da az önce benim size esas sormak istediğim şey şuydu. Bizde boşanma davası açıldığı zaman, boşanma davasında hangi gerekçeyle boşanılacağı, öncelikle belli hususlar ortaya koymanız gerekiyor. Önce evliliği, çocuk var mı? Kaç yıllık bir evlilik? Eğer kusur kabahate dayalı bir boşanma söz konusu olacaksa, çünkü bizde ya anlaşmalı boşanma olur, ya kusur kabahate dayalı olur veya belli bir süre ayrı yaşamanın sonucunda açılan bir dava söz konusu olabilir. Ama dava cetnamesi dediğimiz bizim dava kağıdını dosyalarken içerisine gerek boşanmayla ilgili gerekçelerinizi, gerek tazminat talebiniz varsa tazminat talebini, gerek nafaka talebiniz varsa nafaka talebini, çocuklar varsa eğer, çünkü nafaka iki türlü olabiliyor biliyorsunuz. Bir eş nafakası olabiliyor, bir çocuklarla ilgili olarak İaşe ve ibadete bakım masrafı dediğimiz katkı nafakası olarak değerlendirebileceğimiz bir tür nafaka oluyor. Tazminat talebiniz olacaksa kusur kabahate bağlı olarak tazminat, artı paylaşıma tabi mal dediğimiz mallar söz konusuysa, bu paylaşıma tabi mallarla ilgili talepleriniz ve onların ne olduğunu detaylı bir şekilde dava cetnamesinde vermeniz gerekiyor. Şimdi sizin hukukunuzla ilgili olarak birkaç defa yüz yüze geldiğim için biliyorum, bizdeki sistemden birazcık daha farklı yürüyor anladığım kadarıyla. Evet, uygulaması farklı değil. Boşanmaya ve tazminata ayrı hükmediliyor. Mal paylaşımına, kimin ne alacağına ayrı hükmediliyor. Bu arada nafaka ile ilgili olarak da her iki davada önce birisinde sonra diğerinde gündeme gelebiliyor anladığım kadarıyla. Evet. Doğru mu biliyorum? Doğrudur. Şöyle, sistem ana hatlarıyla şu, yani dinleyicilerimiz için de, yani Kıbrıs hukukuyla aslında temelde aynı noktadan hareket ediyoruz. Kıbrıs hukukundan farklı olarak şunu söylemek istiyorum. Bizde, yani Türk hukukunda, Türk hukuku dediğimiz hukukta İsviçre Medeni Kanunu'ndan alınmış hükümler bunların hepsi. Yani şunu biliyoruz. Örneğin bir boşanma yoluna giren çiftler kanundaki belli sebeplere dayanmak zorundalar. Türk medeni yargılamasında bir ilke var ama. O ilke diyor ki hukuki tasnifi hakim yapar. Aynı Kıbrıs gibi Türkiye'de de siz belirli hukuki olayları zikretmek zorunda değilsiniz. Ve hukuki gerekçeyi dava dilekçenizde zikretmek zorunda değilsiniz. Çünkü Türkiye'de bir yandan davayı avukatla takip zorunluluğu da yok. Bir de tabii ki şu çok doğal. Yani bir kişi maddi durumu iyi olmadığı için avukat tutamıyor olabilir. Artı avukat tutmak istemeyebilir. Dolayısıyla bizde gerekçelerin hangi hukuki elbiseyi giyeceği, hangi gerekçeyi oluşturacağı olayların hakimin takdirindedir. Ama neye dayanabilirsiniz? Bir, dersiniz ki boşanma davanızda, benim eşim zina yaptı o yüzden boşanmak istiyorum. İki, diyebilirsiniz ki bana karşı çok kötü, fena muamele yapıyor ya da hayatıma kast ediyor. Yani mesela sıradan bir dayak derken öldürmeyi amaçlamayan bir dayak bile pek fena muamele. Sürekli üçüncü kişilerin yanında bir eşin aşağılanması, hor görülmesi, bir eşin diğer eşe kötü sözler söylemesi bile pek fena muameleye girer. Ama bunlar... bir de bunlar apaçık bir şekilde eşinizin hayatına, canına kastetmeye yönelmişse o da ayrı bir boşanma sebebi olarak ön plana çıkıyor. Haysiyetsiz bir hayat sürme. İşte evlilik yaparken de herkes biliyor, yani içini bilerek evlenmiyorsunuz bir insanla. Size karşı genellikle flört döneminde, sonra nişanlık döneminde insanlar hep iyi yönlerini gösteriyorlar. Sonra bir bakıyorsunuz kişi toplumda genel olarak kabul görmeyecek bir hayat tarzını benimsemiş. Haysiyetsiz yaşıyor. Çok eşli yaşamaya yönelmiş. Ama misal
kumarbaz ve ailesinin bütün gelirini kumarda sarf ediyor. Suç olmasa bile bakın, uyuşturucu kullanıyor diyelim. Ya da dolandırıcılık suçu işte işlemiş. Bizde bunların hepsi suç. Kumar oynamak, KKTC vatandaşları, KKTC'de yerleşikler için suç. Kesinlikle. Onu suç. Da öğrendiğimde çok sevindim açıkçası. Yani KKTC toplumu için çok sevindim. Nihayetinde demek istediğim şu, üçüncü bir sebep de bu olabiliyor. Diyebiliyorsunuz ki benim eşim zimmet suçundan, dolandırıcılık suçundan dolayı mahkum oldu. Ben ondan boşanmak istiyorum. Dördüncü sebep, zorla güzellik olmaz Özlem Hanım. Eşiniz evi terk etmiş olabilir. Yasamız diyor ki onu bir kere çağır iyi niyetli olarak. Geri dön de. Bizde tamam yok. O mesela Türk hukukunda var. Eşlerden birisi evden kaçmış. Ona karşı bakın altını çizerek söylüyorum ama. Kusura dayalı Kıbrıs hukukundaki kusura dayalı dava gibi. Bir kimse eşi evden kaçtığında evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına dayanabilir. Ama Türkiye'deki fark şu. Hiç onları bahis açmadan, hiç tartışmadan sadece şuna dayanarak da boşanma davası açabilirsiniz. Eşim evi terk etti. Ben 4 ay sonra ona geri dön diye bir ihtarname çektim. Ama buna rağmen dönmedi. Ben o yüzden boşanma davamı açıyorum. Hakim Bey, Hakim Hanım diyebilirsiniz. Bizde akıl hastalığı da mesela biliyorsunuz Kıbrıs hukuku bakımından da öyle olduğunu biliyorum. Akıl hastalığı evliliğin başında varsa o evlilik zaten geçersiz. Ama eşlerden birisi evlilik kurulduktan sonra akıl hastası olmuşsa hiç kimse ciddi ölçüde evlilik birliğini zorlayan bir akıl hastalığıyla birlikte yaşamaya zorlanamaz. Şöyle ama, bir virgül koyayım ben size. Bizde akıl hastalığından çok evlenme anında akli melekelerin yerinde olması, yani bu evliliği idrak edebilecek durumda olup olmaması göz önünde bulunduruluyor. Hı. Yani geçersiz olmuyor evlilik doğrudan. Eğer kişi bunu bilebilecek durumda değilseydi onun açısından yine boşanma hükümleri iptal edilebilir evlilik niteliğinde. Belli bir süresi var dava açmak için. Ama kişi bilebilecek durumda değilse gerçek bir evliliğin doğurduğu her türlü hüküm ve sonucu doğuruyor. Çocuk doğmuşsa velayetle ilgili ve bu sizde nesep olarak geçen varis olmakla ilgili her türlü şey kapsanıyor. Maddi durum açısından eğer akıl hastası olduğu söylenen kişinin maddi durumu iyiyse nafakayla ilgili şeyler gündeme gelebiliyor. Mal paylaşımı gündeme gelebiliyor. Yani boşanmanın her türlü sonucu gündeme gelebiliyor. Bir de en temel farkımız sanırım bizde yargıçlar sizin sunduğunuz sebeple bağlıdırlar. Yani yargıç siz anlaşmalı boşanma için müracaat ettiğinizde eğer sizin dava layihanızda buna ilişkin olarak yaptığınız müracaatta kusur kabahat yoksa ki anlaşmalı boşanmayı birinci sebep olarak gösteriyorsanız kusur kabahati koyamazsınız, ikisi birbiriyle çelişir. Kusur kabahati koyduğunuz bir davada sizin talebiniz dışında farklı bir şey sunamıyor. Normalde davalarda biz yasa maddesini koymuyoruz. İstida dediğimiz ara müracaatlar var. İşte nafakayla ilgili bir müracaat olabilir veya koruma emriyle ilgili bir müracaat olabilir. Çünkü az önce bahsettiğiniz şeyler şiddet olarak geçen şeyler, psikolojik şiddet, maddi şiddet, fiziksel şiddet. Bunlar bizde kabul görmüş durumda şu anda. Ve koruma emirleri de verilebiliyor. Yani buna ilişkin tedbirler alınabiliyor. Kavramlarla ilgili farklılıklarımız olmakla birlikte temel olarak benzer hukuk mentalitesi zaten baktığımızda amaç belli, toplumu korumak, evet. Aileyi korumak. Dolayısıyla birçok maddenin kökenine indiğinizde zaten felsefe aynı olduğu için aynı noktaya gidiyor. Tabii bunlar varken siz müracaatınızda, bir nafakayla ilgili müracaatta veya koruma emriyle ilgili müracaatta yanlış maddeye dayanırsanız hakim onu düzeltemiyor. Bizde bu tartışma şöyle cereyan ediyor açıkçası. Meselenin benzer şekilde çözüme kavuşturulduğunu söyleyebilirim. Şöyle ki çok basit anlatmaya çalışacağım. Türkiye'de de mesela davanızı herhangi bir gerekçe göstermek zorunda değilsiniz derken şunu söylemiş olmuyorum bakın. Vakaları hangi boşanma gerekçesine dayanıyorsanız, hangi boşanma gerekçesine dayanıyorsanız, dayandığınız vakaları iddia etmek bir kere. İkincisi o iddialarınızı ispat etmek zorundasınız. Örneğin benim eşim zina yaptı, ben o yüzden boşanmak istiyorum derseniz, zina olgusunun ispat yükü sizin omuzlarınızda. Şunu söylemek farklı bir şey ama bakın. Bir kimse
halk diliyle bir boşanma dava dilekçesi yazabilir mi, yazamaz mı? Örneğin şöyle bir boşanma dilekçesi olur mu Türk hukuku bakımından? Karım ya da kocam beni aldattı. Bundan dolayı çok üzgünüm, ayrılmak istiyorum, evliliğimize son vermek istiyorum. Aslında zina kelimesi geçmemiş olsa bile dayandığı vaka zinaya işaret eder. Ama çok teknik bir hukukçusunuz. Her şeyi çok iyi biliyorsunuz. Şunu söyleyebilirsiniz Özlem Hanım. Orada tam can alıcı örnek şu. Örneğin bir risk göze aldınız. Ve mahkemeye şunu söyleyebilir misinizi tartışacağız şu anda. Ben eşimin zina yapmış olması gerekçesiyle boşanmak istiyorum. Ve ben sadece bu gerekçeyle boşanmak istiyorum. Evet. Bizde de hakim elbette, bakın örnek, zina nedir? Türk hukuku bakımından zina, evli bir kadın ya da evli bir erkeğin evlilik dışı üçüncü bir kişiyle çocuk üreme kapasitesine sahip yoldan bir cinsel birleşmesidir. Dolayısıyla örneğin misal diye söylüyorum, eşcinsel birleşmeler Türk Medeni Kanunu anlamında zina eylemini gerçekleştirmez. O halde... Çok ilginç bir ayrıntı çünkü... Zinanın bir boşanma sebebi olarak öngörülmesinin temel gerekçesi aslında ileride neseplerin karışmasına engelleme düşüncesidir. Ceza hukuku bakımından zinayı pek çok hukuk sistemi halen suç kabul edenler de var. Eskiden biliyorsunuz çok ciddi bir suç olarak telakki ediyorduk. Türkiye'de suç olmaktan çıkartıldı ama boşanma sebebi olmaya devam ediyor. Yani insanlar evet zina yaptıkları için ceza almıyorlar ama zina bugün elimizdeki en güçlü boşanma sebeplerinden bir tanesi. Hatta şöyle bir şey arz edelim. Kıbrıs'tan belki biraz farkı o. Biz neden aslında Kıbrıs Yargıtayı'nın kabul ettiği, KKTC Yargıtayı'nın kabul ettiği bu birçok uygulamayı neden apaçık kanunda yazıyoruz? Çok basit. Eğer Türkiye'de bir zina sebebine dayanmışsanız ve zina olgusunu ispat etmişseniz Özlem Hanım, hakim o evliliğin devamı yönünde karar veremiyor ve davayı reddedemiyor. Güzelliği burada. Mutlak bir boşanma sebebi. Hayata kastı ispat ettiniz. Hakim ya eşlere şunu söyleyemiyor, biraz daha düşünün diyemiyor. Ama mesela evlilik birliğinin temelinden sarsılmasıyla dava yolunda hakim pekala diyor ki ya ben boşanmaya değil ayrılığa karar veriyorum. Eşler biraz da şöyle bir dinlesinler kendilerini. Ya da ben bu davayı reddediyorum diyebiliyor bakın. Ama zina gibi, hayata kast gibi boşanma sebeplerinde hakimin boşanmayı taraflara rağmen boşanma davasını reddetme imkanı yok. Zina üzerinden tartışacak olursak, zina sebebine dayandınız ve zinaya dayalı boşanma talep ettiniz. Hakim bu durumda davacı zina sebebine dayanmışken, efendim davacı zina sebebine dayandı. Zina vakasını tam ispat edemedi ama davacının eşi davalının başka insanlarla da olmaması gereken ölçüde samimi olduğu tespit edildi. Bu da evlilik birliğini temelinden sarsmıştır. Ben o yüzden o gerekçeyle boşanmaya hükmediyorum diyemiyor. Sizin bunu dava dilekçenizde mutlaka şöyle demeniz en mantıklısı. Ben zina sebebiyle boşanma talep ediyorum. En doğru yöntem. Varsa kötü muamele sebebiyle boşanma talep ediyorum. Ve en sonunda da dersiniz ki evlilik birliğinin temelinden sarsılması gerekçesiyle boşanma talep ediyorum. Yani Türk hukuku bakımından güzellik, davacı bu gerekçelerin hepsine birden tek bir dilekçeyle dayanabilir. Bu bir. Çok uzatıyorum farkındayım ama sorduğunuz soruyla müşterek olduğu için hemen söyleyeyim ve kısaca sözü size tekrar bırakayım. Türkiye'de de aslında benim anladığım kadarıyla sizde bir birlik teorisi hakim. Yani tek bir davayla evlenmenin sona ermesine ilişkin bütün hususlar bitirilebiliyor. Tek bir davada hepsi talep ediliyor, düzenlenebiliyor. Türkiye'de uygulama ne yazık ki bence yasal bir dayanağı olmamasına rağmen bu davaların ayrı ayrı açılması sanki fiili bir zorunluluk gibi diyelim. Yani bizde de hukuken yasa hükümlerine baktığınızda gerek boşanma hükmünün, gerek nafaka ve tazminatlar hükmünün, gerekse mal paylaşımının, mal rejimi tasfiyesinin hep bir arada görülmesi mümkün. Ama bu taleplerden yasa gereği mal rejiminin tasfiye edilebilmesi için ne gerekiyor? Boşanma davasının kesinleşmiş olması gerekiyor. Aksi halde bizde mal rejimi tasfiyesi yapılamıyor. Burada bir farklılık görüyoruz böylelikle. Ve Türk hakimi, bakın çok önemli bir şey bu ama, Türk hakimi
taraflar istemese bile re'sen boşanma davasının açılmasıyla birlikte hemen önlem alırlar. Toplumda nafakalar hep birbirine girer. İştirak nafakası derler, tedbir nafakası derler, yoksulluk nafakası derler, bakım nafakası derler. Aslında olay şudur. Mahkeme boşanma davası açılır açılmaz hakim yasa gereği, bakın görevi gereği kendiliğinden. Hakim bu işi es geçemez. Aa ben bu evlilikte bunu unuttum diyemez yani. Hakim o evlilikle ilgili boşanma davası devam ederken yapılması gereken bütün önlemleri alacak. Örneğin sonuçta aile birlikteliği varken baba, diyelim ki bir çocuk olsun, baba, anne ve çocuk aynı evde yaşıyorlar. Boşanma davası açılmasıyla birlikte mesela diyecek ki hakim taraflar istemese bile Türk hukuku bakımından anne ile çocuk bu evde yaşamaya devam edecek, baba ondan ayrılacak. Mesela gene o sadece boşanma davası devam ederken eşler aile birlikteliğinin giderlerini nasıl karşılayacaklar? Hakim taraflar istemese bile bakın bu hususlar hakkında karar vermek zorunda. Bir de boşanma sona erdikten sonra eş için yoksulluk nafakası, varsa çocuk için de iştirak nafakası ödeyecek mi ödemeyecek mi ona karar verecek. Aynı zamanda da maddi ve manevi tazminat sistemlerini tartışacak boşanma davasıyla birlikte. Ama haklısınız Özlem Hanım, çok uzattım. Bizim hukukumuzda sadece boşanmayı talep edebilirsiniz. Boşanma davanın sona erdikten sonra bir sene içinde maddi manevi tazminat taleplerinde, nafaka taleplerinde bulunabilirsiniz. Boşanma davanın sona erdikten itibaren 10 sene içinde de mal rejiminin tasfiyesini talep edebilirsiniz. Tabii, bir daha bu kadar bir, uzun konuşmayacağım. Dinleyicilerden de özür diliyorum. Estağfurullah. Bir sizi, yandan ben de öğrendiğim için sizi bana de da bu amaçla getirdik geliyor. Zaten. Şaşırtıcı şöyle bir geliyor. Şey söyleyeyim ben size. Temel farkımız bir boşanma davasını burada dosyaladığınız zaman 2015 yılındaki değişiklikle taraflar eğer ortak olarak karar verirlerse mahkemenin boşanma açısından karar verip mal paylaşımıyla ilgili davanın devam etmesine karar verebiliyor. Bu bizde çok yeni bir şey. Çok fazla uygulaması şu anda var mı yok mu ben gözlemlemedim. Ama en temel nokta bizde yargıç önündeki taleplere göre karar verebiliyor. Az önce söylediğim gibi. Dolayısıyla bir boşanma davasını dosyaladığınızda eğer nafaka talebiniz olacaksa, koruma emri talebiniz olacaksa veya herhangi bir ek talebiniz olacaksa bir evin kullanımına ilişkin vesaire ki zaten evden çıkmasın ancak bir koruma emri noktasında bir durum varsa söz konusu olabiliyor. Sizin mahkemeye müracaat edip durumu açıklayıp mahkemeden talepte bulunmanız gerekiyor. Bizdeki sistem tabii sizden çok farklı. Bizde hem yazılı hem sözlü usul birlikte yürüyor diyebiliriz. Dolayısıyla dava layihası dediğimiz davanızı dosyalarken kusur kabahatten bahsediyorsanız sizin detaylı olarak ne yapıldığını yazmanız gerekiyor. Hatta küfürden bahsediliyorsa ki biliyorsunuz o da psikolojik şiddet noktasında küfrün içeriğinin dahi yazılması gerekiyor layihaya. Çünkü siz boşanma davası açtıysanız eğer boşanma gerekçesini ispat etmeniz gerekiyor. Kusur kabahate dayalı boşanma noktasında bizim açımızdan en önemli nokta özellikle bir tazminat gündeme gelecekse kusurlu ve kabahatli olduğunu karşı tarafın ispat etme noktası. Davaların %80'inde genelde vatandaşın sorduğu neden davalar bu kadar çok uzar? Davaların %80'inde uzamasının sebebi aslında boşanmakla ilgili taraflar arasındaki ihtilaf ya da uzlaşamama değildir. Ya velayet noktasında bir tartışma vardır, ya mal paylaşımı konusunda bir tartışma vardır, ya nafaka konusunda bir tartışma vardır. Genelde karşılaştığımız noktalar bunlar. Çünkü bir kişi zaten size bir boşanma davası açtıysa, o kişi açısından evlilik bitmiş noktadadır. İstisnalar ayrı. Dolayısıyla böyle bir noktada zaten davanın açılmış olması bile evlilik birliğinin temelinden sarsan bir noktadır. Bizdeki uygulamaya da baktığınızda siz davayı dosyalarken evet biz de sizin gibi yapıyoruz. Alternatiflerimiz varsa alternatifli olarak şu gerekçeden bu gerekçeden ama tabii bizde gerekçe olarak geçmiyor. İddialar olarak geçiyor. Karşı taraf müdafasını sunuyor. Bazı durumlarda dava açıldığı zaman davalı avukatı olarak siz kalkıp karşı dava sunabiliyorsunuz ki aynı evren içerisinde oluyor. Tekrar bir yeni bir dava numarası almıyor. Çünkü bildiğim kadarıyla sizde yeni bir dava numarası alıyor.
Türkiye'de de karşı dava dediğimiz müessese aynı benzer şekilde. Bizde yeni bir dava altında olmuyor. Olmuyor. Bizde tamamen savunma layihası diyebileceğimiz evran içeriğinde reddediyorsunuz karşı tarafın söylediği iddiaları ve dönüp diyorsunuz ki hayır, aslında durum budur. Gerçek ve budur. Ben bu yüzden bunu talep ederim. Anladım. Dolayısıyla bu noktada siz zinanın üzerine çok fazla durdunuz. Bizde zina yok. Allah korusun. Ama yani şöyle insanlar şöyle bir şey, akıllarına getirmek anlamında değil. Bir can alıcı bir örnek olduğu için. Yok, şöyle bir şey söyleyeyim size. Son zamanlarda özellikle sosyal medyadan takip ettiğim kadarıyla Yargıtay kararlarında sizde aldatmanın niteliği de değişmiş durumda. Evet. Facebook paylaşımları, konuşmalar, sosyal medyada konuşmalar, gereğinden fazla diyalog kurma. Bunlar bile gördüğüm kadarıyla bazı Yargıtay daireleri tarafından boşanma sebebi olarak kabul ediliyor. Bilmiyorum siz karşılaştınız mı ama... Özlem Hanım, ben şöyle... Ya yıllardır çok aile... Çok şey yapmıyorsunuz. Yok, yıllar, estağfurullah. Yıllardır aile hukuku üzerine tartışıyoruz. Ve belli hukuk branşlarında uğraşan en azından hukukçuların ya da siyasetçilerin o kuruma değer vermesi gerektiğine inanıyorum. Örneğin, kendi ailesinde şiddet uygulayan bir baba ya da kendi ailesine şiddet uygulayan bir anne. Aile hukuk kurallarını belki yadırgayacaktır bakın. Ama bizim amacımız bence bütün hukukçular olarak mümkün mertebe bu çatıyı korumak, aile birlikteliğini mümkün mertebe ayakta tutmak olmalıdır diye düşünüyorum ben. Aile birlikteliğinden sadakat hükmü doğar. Hep yani sıradan bir vatandaşa gidip sadakat, eşine sadık olmak zorunda mısın diye sorsak, emin olun %100 cevap evet, eşimize sadık olmak zorundayız şeklinde karşımıza çıkar. Sadakat nedir diye gene çoğuna sorun. Hepsi üçüncü bir kişiyle cinsel ilişki şeklinde bunu anlatacaktır. Ama öyle değil. Türk Medeni Kanunu'nda ve KKTC yasalarında bu yasadan kaynaklanan bir şey değil bu arada. Hani bizim sizin Yargıtay uygulaması dediğim KKTC Yargıtay uygulamasında ortaya çıkan o sadakat yükümlülüğü, eşlerin birbirine sadakat yükümünün bizce iki anlamı var. Bir, üçüncü kişilere karşı hangi mesafedeyseniz eşinize karşı ondan hep bir adım daha yakın olacaksınız. Rahmetli hocam İsmet Sungur Bey, üçüncü kişilere canım diyorsan eşine canımcım diyeceksin diye anlatırdı. Anlamamız için öğrencilere ve bizlere, asistanlarına. Bir de üçüncü kişilerle münasebetlerimizin belli bir yoğunluktan sonra kesilmesi gerekiyor. Bundan dolayı ben çok tabii anlarım. Mesela 7-24 futbol programı izleyen bir koca ya da kadın bence bir boşanma sebebidir. Çünkü sadakat yükümüne aykırıdır. Yani biz akşamları evde eşimizle konuşmayacaksak, sohbet etmeyeceksek, yani düşünebiliyor musunuz? Eşinizin Facebook'u var, sizin de Facebook'unuz var. Ve eşiniz dışında herkesle güzel mesajlaşıyorsunuz. Eşinizde bir mesaj bile yok. Ya da hepimizin kullandığı, şu anda reklam olduğu için biraz önce de o reklam yasağına takıldım aslında. Pek çok uygulama var sosyal medyada. Onları kullanarak üçüncü kişilerle çok sıkı fıkı ilişkiler kuruyorsunuz. Aldatmaktan bahsetmiyorum bakın. Ama eşinizle kurmuyorsunuz. Bu bence elbette sadakat hükmüne aykırılıktır. Ama zina değildir. Evlilik birliğini bozan bence kusurlu bir davranıştır. Yani insanlara inanın Özlem Hanım, sadece şu anımı anlatarak kapatmak istiyorum bu bahsi. Bir arkadaşımın yetiştiği kasabada elektrikler kesilmiş bir hafta boyunca. Ömer'cim dedi, aile birlikteliğinin ne olduğunu dedi, elektrikten mahrum kaldığımız o dönem anladık dedi. Hakikaten düşündüğümde belki çok daha ilkel şartlarda yaşıyorduk ama aile birlikteliğinin sohbet etmek, birlikte güzel vakit geçirmek demek olduğunu sanki daha iyi biliyorduk gibime geliyor eski dönemlerde. O yüzden Yargıtay'da ben normal karşılayan hukukçulardanım Özlem Hanım. Yok, ben de garipsemiyorum. Sadece geldiğimiz nokta aslında. Bu. Geldiğimiz evet. Nokta bu. Çünkü ve 20 şu anda... sene önce PlayStation yoktu ama bugün için kimi boşanma dava dilekçelerinde görüyorum. PlayStation. Kadın evet. Bizde daha o başlamadı, PC, o boyutta oyun, değiliz biz. Oyun yani game dediğimiz bilgisayar oyunlarına takılıp kalmış bir koca hayal edin.
7-24 oyun oynuyor ve siz eşi olarak ne yapabileceksiniz? Elbette bunu bir gerekçe yapabilmemiz gerekiyor. Ama tabii bunu anlatabilmek de lazım. Evet, kesinlikle. Çünkü bizim hukuk sistemimizde çok ilginçtir sizden farklı olarak. Bir konuda düzenleme yoksa veya Yargıtay kararı yoksa İngiltere'den veya Türkiye'den o konuya ilişkin olan prensipleri gösteren kararı sunduğunuz ama mahkeme bunu dikkate alıyor. Evet. Tabii bu bizim hukuk sistemimizi çok daha hareketli kılıyor. Kesinlikle. Çünkü öyle bir nokta ki etkileniyoruz veya sunabiliyorsunuz ve yeterince araştırmacı bir avukatsanız istediğiniz noktada eğer KKTC'nin mevzuatı içerisinde bir düzenleme yoksa bir başka düzenlemeyi kullanabiliyorsunuz. Tabii kısıtlı. Yani yasanın izin verdiği, kamu düzenine aykırı olmadığı noktalar ve açıkça çelişmediği noktalar da önemli. Ama bizde yargıcın takdir hakkı var ama önüne sunulan şeylerle de bağlı olduğu için belli şeyleri kullanmak istiyorsanız da ortalama yol buluyorsunuz. Bizde mesela KKTC vatandaşı olmayan kişilerin boşanma davası açması belli konularla mümkün. Ve burada görülebiliyor, boşanmayla ilgili hüküm verilebiliyor. Birçok noktada bana en çok gelen sorulardan birisi de budur. Biz burada çalışma izinliyiz, vatandaş değiliz. Boşanma davası açabilir miyiz? Evet, açabilirsiniz. Bizde en temel farklardan bir tanesi, tarafların hazır olması gerekir. Gıyaben boşanma olmaz bizde ama sizde bildiğim kadarıyla avukata vekalet vermek suretiyle hiç mahkemeye gitmeden de taraflar boşanabiliyorlar. Anlaşmalı boşanma hariç olmak üzere dediğiniz gibi. Anlaşmalı boşanmada. Boşanmada hakim tarafları mutlaka dinler. Diğer sebepler bakımından söylediğiniz gibi işi vekiller yani avukatlar bitirebilir. Aslında tam ters olması gerekmez mi? Anlaşmalı boşanmada bir protokol imzalanıyor. Noter önünde imzalar tasdiklenebilir. Özlem Hanım, kişiler ifade ediyorlar kendilerini. Evlendikten ve herhalde kız çocuğu sahibi olduktan sonra ikiz kızlarım var. Allah başlasın. Çok teşekkür ederim. Bugünlerde hani daha çok düşünüyorum belki. Ama öteden beri Türk hakimi, Türk hukukçuları biz kadını koruma saygıyla hareket ediyoruz biliyorsunuz. Yani şimdi mecellede bir ilke var. Hüküm eksere göredir diye. Hı hı. Ya sonuç itibariyle hakimin tarafları dinlemesinin inanın tek gerekçesi şu. Kadın bir şeye zorlanmış mı, baskı altına alınmış mı idi? O oradan kaynaklı. Yani taraflar gerçekten özgür iradeleriyle bu anlaşmalı boşanma protokolünü yaptılar mı, yapmadılar mı? Biraz da aileyi koruma sahikiyle sanırım. Daha çok kadını ve aileyi koruma eğilimi var. Ve sanırım bu sahikle hakim anlaşmalı boşanmalarda dahi bir kere de kendi kulağıyla duymak istiyor diyelim bizim hukukumuz bakımından anlaşmalı boşanmalarda. Tabii bizde daha medeni diye görüyorum ben çünkü kişilerin mahkeme salonuna gitmesi de o boşanma iradesinin gerçekliği noktasında birazcık daha fevri bir karar verilmediği noktasını birazcık daha vurgulamış oluyor. Çünkü vekaletle kusur kabahatin söylenmesi veya benzeri tanıklar yoluyla kusur kabahatin ifade edilmesi. Ortalama çok daha ne kadar sürüyor bir boşanma davası? Boşanma davası eğer taraflar yani uzlaşarak davası geliyorsa tek celsede bitirebiliyorsunuz. Bu da kişinin size müracaat ettiği tarihten itibaren bir hafta içerisinde oluyor. Çekişmeli ama bir boşanma davası. Anlaşmalı boşanma noktasından bahsedebilmeniz için boşanma konusunda mal paylaşımıyla ilgili, velayet eğer çocuklar varsa velayetle ilgili, nafaka ile ilgili ve evlenmenin her türlü sonucuyla ilgili anlaşmış olmanız gerekiyor. Tek celsede bitiyor böylece. Çekişmeli dava noktasına geldiğimizde değişiyor. Karşı tarafın avukatı tutmamasına göre değişiyor. Çünkü bizde ortalama bir süre öngörebiliyor musunuz? Ortalama bir süre öngöremiyorum. Çünkü davayı açarsınız, karşı taraf gelir, avukat tutmaz, boşanmayı kabul eder, mali sonuçlarla ilgili anlaşırsınız, sonuçlanır. Ama tebligat vesaire noktasında ortalama böyle bir durumda 2,5-3 ay ki eğer takibi çabuk olursa, tebligat erken olursa bu süre kısalabilir. Sonuçlandırabilirsiniz ama avukat tutarsa, biraz daha uzatmaya meyilli bir avukatsa, ki uzatmaya meyilli olmasa bile özellikle çekişmeli boşanmalarda biliyorsunuz mal paylaşımında ciddi sıkıntılar çıkıyor. Evet ne yazık ki.
mal paylaşımında ciddi bir mal varlığı varsa, bir takım evrak talepleri gündeme geliyor, müdafaa dosya alması söz konusu oluyor, çekişmeli boşanmalarda, her zaman demeyeceğim ama %90 davalarda çekişmeli boşanma söz konusuysa, kusur kabahate dayalıysa, mutlaka karşı tarafın bir de karşı davasıyla ilgili bir hazırlığı oluyor. Onun müdafaa ve mukabil talep dediğimiz karşı davayla ilgili birlikte yapılan dosyalamada ona bir cevap hakkı doğuyor davacıya. Tabii bunlar için yasa olarak 15 günlük süreler verilmiş ama bu 15 günlük süre 15 günle bitmiyor. Çünkü evrak istiyorsunuz müvekkilinizden, evrak getirmesi gerekiyor. O evrak olmadan dosyalamayı yapamıyorsunuz. Makul gerekçe sunduğunuz sürece anayasal bir hak olan savunma hakkını elinden alamayacağı için mahkeme uzayabiliyor. Veya pazarlığa oturuluyor. Ki evet benim mesleğim bu. Birçok boşanma davası da yaptım. Ama o pazarlığa oturma noktasında sanki evli olan çiftler ayrı bir noktaya gidiyor. İki şirket ortağı gündeme geliyor. Tabii bizde paylaşıma tabi mallar derken sadece artılar değil, yani sadece mal varlığı değil, borçların da paylaşılması söz konusu oluyor ki halk birçok noktada eğer birileri onları bilinçlendirmezse bunun farkında değil. Çünkü ne yapıyorlar? Gidiyorlar bir araba alıyorlar. Araba rehin verilmeden bir borçlanma yapıyorlarsa bir kişinin adına, arabayı bir taraf alıp borcu eğer ifade etmezse borcu diğer taraf ödemeye devam edebiliyor. Benzer sıkıntılar Türkiye'de de karşımıza sıklıkla çıkıyor. Aynı bir zamanda. Sanırım boşanma yoluna giren eşlerin birbirlerine biraz daha, yani evlilik döneminde, şimdi nişanlanma ve evliliğin kurulması aşamasında insanlar birbirine daha anlayışlı, daha sevgi dolular. Ama çoğu ayrılıkta ve boşanma davasında şunu görüyoruz. İnsanlar çoğu zaman, ne yazık ki, bunu üzülerek söylüyorum, geçmişte yaşanan günlerin hatrını da silercesine düzgün ayrılmayı beceremiyoruz. Yani bu sadece KKTC için, sadece Türkiye Cumhuriyeti için değil yani. Amerika'da da böyle, İsviçre'de de böyle, Almanya'da da böyle. Zaten farkındaysanız bütün yasal normlar en ince ayrıntısına kadar düşünülüyor. Sadece biraz da gülmek amacıyla söylüyorum. Geçen aylarda İstanbul, mensubu olduğum İstanbul Barosu bir etkinlik düzenledi. İstanbul'dan yine Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi ile ben de konuşmacıydım. Çok değerli bir konuşmacı katıldı. 9 Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden bir hocamız. Boşanma davalarında ev hayvanlarının hukuki durumunu tartıştı mesela. Ve o kadar, yani şöyle söyleyeyim, bütün izleyiciler günün bütün yorgunluğuna rağmen can kulağıyla dinlediler. Hatta biz de takıldık. Allah dedik, bakın artık sadece malı tartışmıyoruz, hayvancıkları da tartışmaya açıyoruz. İnsanlara çok ilginç geldi mesela. İşte bir, diyelim ki kocanın bir ev hayvanı var. Karısıyla evleniyor. Evlendikten sonra boşanıyorlar. Kadın o şeyi alabilecek mi? O ev hayvanını. Diyelim ki ev hayvanı da onu çok sevdi. Yani bunun bile, bakın, tartışıldığı bir şey. Halbuki bir hayvandan bahsediyoruz. Sevilmesi gereken, sevgiye muhtaç bir varlıktan bahsediyoruz. En güzel şey bile, bakın, boşanma davası vesilesiyle bir tartışma alanı olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla radikal çözümler önerebilirim. Ama evlilik birliğinin cenaze gibi acilen ortadan kaldırılması gerekiyor. Eğer o yola girilmişse. Yasal hükümlerinde bu minvalde belki yeniden gözden geçirilmesi gerekiyor Özlem Hanım. Benim kanaatim o. Çünkü şöyle demek ki şey, başarımız, Türkiye'de bir boşanma davası 3-4 yıldan aşağı önce bitmiyor. Bizde öyle başarılı değil. Başarılı bir boşanma hukukumuz olduğunu kimse söyleyemez. Yani söyleyebilir misiniz? Çünkü siz de arz ettiniz. Mevcut evlilik yeniden evlilik yapmanıza engel. Sizinle konuştuğumuz örnek üzerinden gidecek olursak, mesela eşiniz çocuk yapmak istemediği için boşanmak istiyorsunuz. 35'li, 36-37 yaşında bir kadın olarak düşünelim. Kocası çocuk istemiyor ve boşanma davası açıyor. 5 yıl sürüyor dava. Kadın davanın sonunda 42 yaşına geliyor ve doğurganlık oranı, yani ihtimali azaldığı gibi kendisi ve çocuğunun sağlığı açısından da pek çok tehlike olabilecek bir durumla karşı karşıya kalıyorsunuz.
O yüzden yasal normlarımızın ben doğru tatbik edilmediğini en azından düşünüyorum. Yani bu iş, bakın tekrar söylüyorum, çok doğru bir yoldasınız bence. Bizim eksikliğimiz her şeyin tek bir davada belki de bitirilememesinden kaynaklıdır. Ben dolayısıyla bu bir aldığım bilgileri Türk hukuku bakımından da hep tartışmaya açacağım bundan sonra. Yani gönül ister ki Kıbrıs hukuku gibi olsun ana kıta, yani Türkiye Cumhuriyeti hukuku da. Yani şöyle bir şey söyleyeyim size. Bence daha size. Efektif. Bizde, tabii benim çalışma biçimim bu. Diğer meslektaşlarım nasıl bilmiyorum ama boşanmak için gelen kişiler genelde önce tek başlarına gelirler. Onları yönlendirmek birazcık da avukattadır. Benim genelde tavrım, birisi geldiği zaman onu dinlerim. Daha sonra eşiyle birlikte gelmesini isterim. Eğer o kapasite varsa, yönlenebilecek kişilerse bir aile danışmanına yönlendirmeyi tercih ederim. Ki günün sonunda o öfke gitsin ve anlaşmalı boşanma noktasına döndürülebiliyorsa, anlaşmalı boşanma noktasına dönsün. Çünkü baktığınız zaman boşanma süreci yıpratıcı bir süreç. Kimi zaman karşılaşıyoruz, mal varlığı kadar borç var. Borçların yüklenilmesi lazım, borçların bölünmesi lazım. Böyle bir durumda varken... Borç olduğu zaman herhalde Türkiye'de de öyle, burada da öyle, herkes kaçıyordur. Var olan alacakları, parayı, malı bölüşmek, hani insanların çok hevesli olduğu bir şey ama Özlem Hanım çok önemli bir noktaya işaret ediyorsunuz. Çoğu boşanma davasında da görünen mal varlığının arkasındaki borç, tabiri caizse ne kocayı ilgilendiriyor ne eşini, kadını ilgilendiriyor. Yani benzer sıkıntıları Türkiye'de de yaşıyoruz. Tabii çok akıcı geçtiği için zamanı biz fark etmedik. Toparlamamız gerekiyor artık. Tamam. Zamanımız bitiyor. Yani benim aslında bugün sizi buraya konuk olarak almak istememdeki sebep esas olarak bu tür farklılıkların ortaya çıkması ve birazcık daha aydınlatmakta. Çünkü kişiler boşanma davası açacakları zaman nerede açıp nerede tanıtmayı tercih edeceklerini, kendi menfaatleri açısından hangisinin daha makul olacağını değerlendirmek durumunda. Tabii en temel nokta böyle bir durumda mal varlığının nerede olduğu. Çünkü özellikle taşınmazlara ilişkin olarak biliyorsunuz kati yetki kuralı var. Evet. Buradaki bir mahkeme kendi yetki alanı dışıyla ilgili herhangi bir emir veremiyor. Ama tazminat veya benzeri bir şeyin gündeme gelebileceği bir davaysa o zaman buradaki tazminat baz alınarak orada bir işlem de yapılabiliyor bildiğim kadarıyla oradaki taşınmazı kullanmak için. Aynen. Dolayısıyla benim esasen sizi bugün buradaki ilerleyen programlarda daha detaylı ve diğer konulara girebileceğimiz şekilde tekrar İnşallah konuk almak isterim. Zevkle katılırım. Sohbet çok zevkliydi. Bir de ben de açık söylemek gerekirse Kıbrıs'ı biz çok önemsiyoruz. Ben kendi adıma söylüyorum Kıbrıs'ta olmaktan. Bunları tartışıyor olmaktan dolayı gerçekten çok mutluyum. Çünkü şu bir gerçek, Anglo-Sakson hukukundan etkilendiği pek çok nokta var Kıbrıs hukukunun. Ama sizle tartıştıkça anlıyorum ki Türkiye Cumhuriyeti Yargıtayı'nın da mesela kararlarından ilham aldığı pek çok kanun normu var. Ben iki tarafında birbirinden öğrenecek çok şey olduğuna inanıyorum. Bu bir başlangıç olsun inşallah. Daha ayrıntılı, belki buradaki boşanma davalarının Türkiye'de tanınması ve tenfiziyle ilgili ayrı bir program şeklinde de olabilir. Bir daha davet ederseniz seve seve gelirim. Çok Son teşekkür sözüm ederim. Bu olmuş olsun. Çok teşekkür ederim. Dinleyicilere evet. De çok teşekkür ediyorum. Evet sevgili izleyiciler, bugün Türkiye ile burası arasındaki temel hukuk farklılıklarına değinmeye çalıştık. Tabii umarım hiçbirinizin böyle bir tecrübe yaşama zorunluluğu doğmaz. Ama gördüğünüz gibi ve az önceki programda da irdelediğimiz gibi Türkiye'nin hukuk sistemiyle bizim aramızda temel benzerlikler olduğu kadar temel ayrılıklar da var. Bugünkü programı birazcık daha bu hukuk temeli üzerine yapmak istedim. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim.